Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok değişik bir içerikle daha karşınızdayım. Bugün yanıma bardak alacağım, çatal alacağım ve bir şey yiyeceğim. Ama bardakta ne yiyebilirim? Aklınıza tabii ki bardakta makarna geliyor ve yeni bir marka. İlk defa gördüm. Fairs. Read to eat diyor. Bardakta makarna 5 dakikada hazır, domates soslu. Bakın burada da Türkçe yazıyor. Çok hoş göründü gözüme. 2.75. Galiba fiyat tam olarak buydu. Burada da yapılışını anlatıyor. Kalorileri var. Burada da işte içinde şu vardır, bu vardır deyip duruyor. Gerek yok tutmaya. Şuradan elinizi bastırıp açma yeri var. Oradan şimdi açacağım. Yani içeri doğru. Kıvırdım. Açtım. Şimdi burayı tamam, geriye doğru. Şöyle açalım. Sadece keyfi oraya açmıştım. Şimdi üstten açalım. Şunu açıyorum. Beklentim çok büyük. Katkı maddeli bir şey bu kesin. Ama beklentim büyük yani. Yapacak bir şey yok. Tozu buraya kadar. Kocaman bir sos var. Zilcan. Babam geldi. Kocaman bir tozu var. Yine burada Fairs yazıyor. Beyaz bir poşet. Şöyle göstereyim, hatta merak edersiniz. Şöyle. Burada da tarihi var. Tarihi geçmemiş zaten, 2023. Bir de içinden bu şeyden çıktı. Yüksük makarna. Böyle kıvrık kesilmiş. Makarnası da bayağı kaliteli duruyor. Ama bunu bardakta diyor. Yani ben bunun sosunu koyacağım. Bakayım nasıl diyor arkasında. Makarnanı koy. Suyunu, makarna ve tozunu koy. Üstüne suyunu dök. 5 dakika mikroda çevir ve hazır diyor. Deniyoruz. Bu bardak gider mi abla, yoksa bardağımı değiştirmeli miyim? Yani bilmiyorum ki. Şeffaf diye bunu bilerek seçtim. İstersen hepsini ekleme. Bir yarısını ekle, şişecek ya, artacak bir yandan. O şekilde dene. Mikrodalgada. Tamam. Hı hı. Orada mikrodalga demiyor ama mikrodalgada büyük ihtimalle. Çünkü tencere değil, bardağa koyuyor. Evet evet, bardağa koyuyor. Mikrodalgada olmayabilir. Sadece üstüne sıcak su koyarak da olabilir. Ha, iyice okuyalım arkadaşlar. Diyor ki dök, karıştır, bekle. Afiyet olsun. Tamam, sen biraz bak bakalım. Sıcak su var mı? Kaynıyor da en son şurada. Ay ay ay. Bakar mısınız makarnanın yapısına? Değişik bir makarna bir de. Şekli çok güzel değil mi? Şekli çok güzel de işte yapısı değişik. Çok değişik. Hiç alışkın olduğum makarna şeyi değil. Yapısı. Ay. Yeter mi? Sosun da yarısını koyarız. Yeter gibi. Arkadaşlar bunu pişirmeyeceğiz biz. Pişirmeyeceğiz. Aynen öyle. 5 dakika. Karıştıracağız. 5 dakika bekleyeceğiz. Kaşık getirsene. Getiririm ama birazcık daha koyabilirsin. Bir de şey neydi? Şişecek onlar. Nereye yetecek? Büyük kupaya yapaydık. Şeffaf büyük kupamız yok ki. Elimizde şu anda. Ablam bir de bıçak getirecek şimdi. O makas. Mutfak makası. Bir de çatal. Pardon, bir de kaşık karıştırmak için. Gerçekten çok değişik bu arada. İnşallah beklediğimden güzel çıkar. A101'den almıştım. Hemen gidip stok yaparım. Babamla. Babişimle. Bu arada. Babişko video çekiyorum. Dalmasın da. Bir yandan telefonla konuşuyor. Şimdi tozunu benim döküyorum. Bakın pembe mi çıkacak yoksa kırmızı mı çıkacak? Kaşığın. Annem bunun adına bir tane mandal takar. Noodle yaptığımda. Sıcak su getireceğim. Aa, çok güzel kokuyor sosu. Hadi ekle. Ay gör, kokla bir. Aha, rengine bak. Rengi ne kadar ilginç. Domates. Domates gibi. Çorbası. Evet, domates çorbası gibi kokuyor. Bakın arkadaşlar bir dakika, şöyle göstereyim. Harika görünüyor. Evet, çaycıyı getirdim bu arada. Çaycı elimde kaldı, hadi. Tamam. Baharatını koyuyorum. Keşke biraz baharatla normal makarnayı karıştırıp öyle ekleseydim. Yavaş yavaş yavaş, dışarı dökme. Tamam. Bitti mi? Yok. Sosun tamamını koymadım, yarısını sakladık. Sebep? Ha, saklamadık değil mi? Hepsini bütün makarnayı yaptık. Döktüm ben en sonunda. Abla bu küçük bir tane de tabağı üstüne çevirelim. Sıcağıyla içerisinde kendi olsun. Tamam, okey. Dur, dökmeden bir karıştırayım. Bütün hepsini döktüm. Görebiliyor musunuz?
arasına bir girsin hepsini. Bir dakika. Dur. Bir dakika yavaş. Çok rahat. Karıştır bir taraftan da tut kulbundan da. Çok rahatlatıcı mı? Evet. İyice kaynadığına emin misin? Bu arada arkadaşlar ne kadar su koy? 150 mililitreymiş. Ben öyle göz kararı koydum. Suyu bir tane az gibi ama koyayım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir daha üstüne ekle, ben karıştırdım. Dur bekle. Ekle. Tamam. Sosunun da şeyini çok kaybetmesin. Arkadaşlar siz yaparsanız mutlaka 150 mililitre. Şöyle bir daha ben bir karıştırayım. Çok güzel kokuyor. Suyuyla yesenmiş. Hemen bunu bir bekleteceğiz şimdi 5 dakika. Üstüne tabağa koyalım. Şöyle göründüğü gibi. Evet. Şu an bardağımızda duruyor. Hemen üstüne bir şey kapatalım. Arkadaşlar getiriyorum tabağı. Bekleme süremizi. Arkadaşlar. Ben beklemeyi hızlı çekimde yapalım diyorum. Beklemeyi. Tamam. Üstünü kapatıyorum. Tamam. Şöyle kapat istersen. Yok çevirme. Böyle çevirme. Tamam. Ve başladı. Evet, 5 dakikamız başlasın. Evet arkadaşlar, 5 dakika hatta fazlana 6-7 dakika bekledim. Şimdi tadım zamanı. Çok hızlı, çok heyecanlıyım. Suyunu çekti. Gerçekten çekti. Böyle suyu buraya kadar, şimdi şişkiler suyu bu kadar geldi. Makarnanın şiştiğini görebiliyorum. Belki de yapısı neden farklıydı? Suda daha kolay şişmesi için. O yüzden olabilir. Şimdi açıyorum. Aa, bu ne güzel bir koku. Sosu jelleşmiş. Gerçekten mi? Bildiğin sos gibi yani. Jel, resmen jel. Aa, çok değişik. Tavuk suyu falan mı var acaba? Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Sosu çok yoğun bir sarımsak içeriyor. Ben çok severim sosu. Babamdalar şimdi. Çok haşlanmış. Çok fazla haşlanmış. Tuzum yok acaba? Yani bilemedim ki. Beğenmedim yani şimdi. Şöyle göstereyim. Sosu jelleşmiş. Ben böyle sulu bir sos bekliyordum. Ama sosu jelleşmiş resmen. Jel halinde yani. Bakın hatta çatalın her yerinde kaldı böyle jel halinde. Üzgünüm. Ama ben beğenemedim. Yani. Gel. Bu aşkına gel. Annenin pişirdiği kuru fasulye pilavı istersin şimdi değil mi? Normal makarna. Fena değil ama bence biraz tuz eksik sanki. Bence de. Acaba bir tuz mu getirsen öyle mi denesem? Baksana. Bir de sosu ne biliyor musun baba? Jelleşmiş böyle. Mişanın yaş maması var ya, öyle ona benzetmek gibi değil, yanlış anlamayın. Hani jelleşiyor böyle dolapta bekleyince. Aynı sosu öyle şu an.
jelleşmiş. Tuz getirsene, bir de şu açık tabağa döküp deneyelim tuzlu. Bir dakika, hemen tabağı boşaltıyorum. Belki de sosu dibinde her yere eşit dağılmadı diye böyledir. Tabağı aldım. Bayağı da içinden büyük porsiyon çıktı, yani doyurucu tek kişilik için. Babam da orada. Bayağı bir şeyin ağır tadı var. Neden böyle bilmiyorum. Şimdi güzel bir karıştıralım şöyle. Babamla bir gideyim. Tamam. Dur. Tuzladım şimdi. Şimdi al babacığım. Tuzladım, bir de öyle deneyelim. Dene bakalım sen de. Biliyorsun ben severim makarnayı. Belki bittikten sonra anca anlayabilirim ben. Ya. Gerçekten kötü değil. Ama. Yok, o kadar aşırı kötü bir şey yok da. Güzel belki olduğunu da söyleyemeyeceğim. Biraz daha az haşlanabilirmiş. Çok baskın. Sosu çok fazla herhalde. Ben de bir bakayım. Herkes baktı o kadar tadına. Yiyeyim de çemez. Ya bu bir daha almaz mısın yani? Kimleri falan olsa almaz. Hayır. Belki peynirlisi olsa, peynirlisi güzel olabilir, onu annenin alırım. Annenin domatesli makarnası daha güzel değil mi? Ha? Annemin domatesli makarnasına kurban olurum. Arkadaşlarım da boyunca. Sosu çok ağır gerçekten. Ya belki sosu çok fazla gelmiş. Arkadaşlar bunu sizin için yiyorum. Eylül'ün yüzünde şu anda. Bence o kadar da kötü değil ama sosu tabii. Arkadaşlar yapay bir tat var. Evet, tatlı gibi bir şey var. Yapay bir tat var sosunda. Sosun lezzetinde yapay bir tat var. Bir daha hayatta almam. O kadar sonra. Yani ailecek yorumumuz budur. Anneme yedirsene be. Hayır hayır, annem de denesin. Bütün aile dene de. Annem de bak, beğenmez ki bunu. Bir parça. Bir parça. Kokuyor ya. Kötü kokuyor. Ta genzime kadar bir koku çıktı. Dur be annem. Korkunç diyecek. Korkunç. Arkadaşlar çok kötü çıktı bu ya. Ne günah. Denmez ama. Eylül'ün yüzüne bakın. Çok mu haşlanmış, ne yapmış? 5 dakikadan daha mı az haşlasaydık? Hayır hayır, haşlanmış. Ama bu sert kalırsa, esas sert kalırsa olmaz yani. Haşlanma ile alakası yok. Peki sosu ayrı mıydı? Ayrıydı. Haşlanmış. Büyük poşete bayağıydı. Büyük poşetteydi. İçinde bak hatta poşet. Yapay kutudaydı. Yapay tadından dolayı bence biz beğendik. Sosu şöyle bir poşetteydi. Makarnası da şöyle şeffaf bir poşetteydi. Makarnayı bardağa döküyorsun. Üzerine bu çıkan sosu döküyorsun. Sıcak su döküyorsun. Karıştırıyorsun. 5 dakika bekliyorsun. Evet, tamam, haşlamamışsın zaten. Sıcak su. Zaten çabuk pişmeye mi şey. Üzgünüz ama biz buna ailecek hiç beğenmedik. Evet, yeni deneyimlerde görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Hadi kalp yap. Sonradan eklenen babam.